bireysel şirketleri tam olarak aracı şirketlerdir ve sistemlere tam olarak aracılık yaparlar. Yani sistemin ana kurallarını ki bu alınacak giderin ne kadar olacağına kadardır hazine belirler fon kuruluşunu ve fonun yatırım kısıtlarını SPK belirler. Emeklilik Gözetim Merkezi yani EGM sürekli ve düzenli denetleme yapar. Türkiye Sigorta Reassurans ve Emekli Şirketleri Birliği hem bilgi desteği sağlar hem de etik değerlerin oluşmasını sağlayıp tahkim komisyonları ile ihtilaflarda çözüm sunar. Emeklilik Danışma Kurulu ise sektörün stratejisini belirler. Geriye mi? geriye sadece ve sadece müşterinin bireysel emeklilik sözleşmesinin aracılığı ile bu sisteme katılmasını sağlayıp operasyonu yürütmek ve hizmet sağlamak kalır ki bu görev bireysel emekli şirketlerine aittir.